Türkiye Voleybol Bayanlar 1. Ligi'nin 26. ve son hafta mücadelesinde Bursaspor Yüksekoba evinde Samsun Büyükşehir Belediye Anakent'i ağırladı. Maç öncesi sıralamada 5. sırada bulunan Filenin Timsahları, lig ikincisi Karadeniz ekibiyle karşı karşıya geldi. Maça iyi başlayamayan Filenin Timsahları ilk iki seti 18-25 ve 15-25'lik skorlarla kaybetti. Üçüncü sette iyi reaksiyon veren Emin İmen'in öğrencileri bu seti 25-13 kazanmayı başardı. Dördüncü set iki takımın karşılıklı sayılarıyla devam etmesine rağmen maçın sonunu iyi oynayan taraf Samsun ekibi oldu ve dördüncü seti 25-20 kazanarak maçı da 3-1 kazanmayı başardı. Bu sonuçla ligi 5. sırada bitiren Bursaspor Yüksekoba'nın baş antrenörü Emin İmen maç sonunda Bursaspor TV mikrofonlarına sezonu değerlendirdi. Valla ben tabii ki playoff'a kalamadığımız için üzgünüz ama şöyle de bir gerçek var. Biz çok genç bir takımla, tecrübesiz bir takımla oynadık. Yani bende Vera dışında diğer oyuncular çok birincilik tecrübesi olan oyuncular değil. Hatta biz başlarken biliyorsunuz yani kulübümüzün yaşadığı sıkıntılar nedeniyle istediğimiz kadroyu kuramadık. Bu da çok doğal. Yani biz o durumda kalkıp kulübe yok biz işte şampiyonla oynayacağız bir kadro yapalım diyemezdik zaten işin başında. Ama sonuçta da ne olursa olsun Bursaspor'a yakışır bir sonuç almak istiyorduk. Ama dediğim gibi konuşmamın başında genç ve tecrübesiz bir kadroyla oynamamız zaman zaman az önce de senin dediğin gibi oyun lig içerisinde bizde inişli çıkışlı bir grafik gösterdi. Dolayısıyla da sonuca baktığımda ben memnunum oyundan. Çocuklar ellerinden gelen mücadeleyi verdiler ama işte bir yere kadar bir yerde yetmiyor çünkü. Çok profesyonel takımlarla oynuyorsunuz. Dolayısıyla da bana göre sezonu ben iyi bitirdik. Deneyim kazandık, tecrübe kazandık. Bursaspor'u da en iyi şekilde temsil ettiklerini düşünüyorum ben. Genç bir takım, tecrübesiz bir takım. Yani en büyük sıkıntı kenardan yönetemiyorsunuz. Yani çünkü çok tecrübesizler. Ne yaptıklarını, yani ne yapacaklarını kestiremiyorsun kenardan. Dolayısıyla da iniş çıkış göstermeleri gayet doğal. Yani bu tecrübe hepimizin hayatımızın içinde işimizle ilgili hep konuşuyoruz. Yani tecrübeli, tecrübesiz. Bu oyunda da böyle. Dolayısıyla da ben ellerinden geldiklerini yaptıklarını düşünüyorum. Ha, tabii ki kalsaydık çok mutlu olacaktık. Ama iki yıldır çizgide kalıyoruz. Beşincilikle bitiriyoruz. Bu yıl geçen yıla göre daha da genç bir takımla mücadele ettik. Ama umuyorum işte kulübümüz biraz düzlüğe çıktığında Bursaspor'a daha yakışır. Daha yukarılarda mücadele eden, Bursaspor'u daha yukarılarda temsil edecek bir takım mutlaka olacaktır. Ama bu geçiş dönemi böyle bitirdik diye düşünüyorum ben. Önümüzdeki yıl ne olur hocam son soru? Valla biliyorsunuz Mayıs'ta bir kongre var. Ama tabii hep konuştuğumuz bir şey var. Yani Bursaspor'umuzu artık futbol takımı kimliğinden çıkarıp bizim de amacımız o. Artık bir spor kulübü kimliğine ulaştırmamız lazım. Yaşanan maddi sıkıntılar maalesef iki yıldır buna engel oluyor. Onu açtığımızda hep beraber Bursa olarak ben inanıyorum ki Bursaspor işte yani o Vestel Venüs Sultanlar Ligi'nde Galatasaray gibi, Beşiktaş gibi, Fenerbahçe gibi Bursa'mızı temsil edecek duruma gelecektir. Ya bunun için dediğim gibi yani maddi imkanlarımızı düzeltmemiz lazım öncelikle.